Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Aralık ayındayız, hava yağmurlu ama biz sizin için sokaktayız. Bu topraklarda en çok merak edilip üzerinde bir türlü karara varılmayan soruları soruyoruz bugün. Turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır? Pilav ketçaplı mı ketçapsız mı yenir? Ve menemen soğanlı mı soğansız mı yenir? Hadi gelin sokağa soralım. Şu an Beşiktaş'ın en meşhur kahvaltı sokağındayız ve bu sorulara en iyi onlar cevaplar. Abi sana soruyorum. Menemen soğanla mı soğansız mı? Biz soğansız yapıyoruz. Çünkü bazı müşteriler soğansız seviyor, yani kokuyoruz falan, işimiz var şey diye. O yüzden biz soğansız yapıyoruz. Ama sen hangisini seviyorsun? Ben de soğansız alışmışım. Soğansız güzel bence. Direkt soğanlı. Neden? Lezzetini veriyor bence menemenin ya. Domatesle böyle bir karıştığında güzel oluyor. Soğanlı ama soğan tercih etmeyenler için biz soğansız yapıyoruz aslında burada. Bazıları soğanlı yiyor, bazıları soğansız, ama benim bildiğim soğansız yenir menemen. Sen nerelisin? Ben Şırnaklıyım. Şırnak'ta demek ki soğansız yeniyor. Pilavı ketçaplı mı, ketçapsız mı? Ketçaplı. Öyle mi? Neden? Evet, çünkü ketçap da ona bir tat, ayrı tat veriyor. Sade pilav güzel olmuyor. Ketçaplı daha güzel. Ketçapsız abi. Ketçap nedir ya? Ketçapla mı yiyorlar? Yiyen var. O zaman yesinler ya. Ketçapsız biz. Peki ketçabı en çok neyle seversin? Dönerle. Dönerle. Evet. Abi bak, ben de şimdi sana diyorum, dönere ketçap konur mu? Vallahi konuyor ya demek ki. Yani sokak ortasında yedim de ketçap kullanırım. Yani ev ortamında kullanmam yani. Yani zaman zaman ketçapla, zaman zaman ketçapsız. Neden? Canımın istemesine bağlı. Ketçap acıysa olur. Oo, acılı ketçaplı pilavı seviyor Süleyman. Evet, yanımızda İnci var. O da pilavını ketçaplı yiyenlerden. İnci, neden ketçaplı yiyorsun? Daha güzel oluyor. Daha çok lezzet katıyor yani ketçap. O yüzden ketçaplı yiyorum. Sence turşu limonla mı, sirkeyle mi yapılır? Sirkeyle yapılır. Egeliler hep sirkeyle yapar. İzmirli misin? Bodrum. Oo, daha da güzel bir şey. Adile Naşit'le Şener kavgası olmuştu Münir Özkul'un. Bence her ikisi de güzel ya. Ya bizim büyüklerimiz sirkeyle yapar genelde turşu. Çünkü daha sağlıklı, daha faydalı olduğu için. Üzerinde tartışmalar oluyor ama fark etmez ya. Sirkeyle de yapılabilir, limonla da yapılabilir. Sen hangisini tercih edersin? Ben limonlu olanı tercih ederim. Süleyman seçimini yaptı. Bakalım diğer insanlar ne diyecek? Sirke. Sirke. Neden? Ya ekşimsi tat biraz daha, yani daha iyi gidiyor o yüzden. Menemen soğanlı mı, soğansız mı yedin? Soğansız yiyorum. Neden? Tadı kaçıyor. Soğanı da denedim daha önce ama soğansız tercih ederim. Daha mı güzel oluyor öyle? Yani daha lezzetli. Ama soğanlı mesela eniştem yapıyor. O da ayrı bir şey. Karar veremiyorum. Benim için de çok büyük bir çelişki var. Turşuyu limonla mı, sirkeyle mi yapar? Benim annem hep sirkeyle yapıyor. Bence de sirkeyle güzel olur yani. Sirke. Sirkeyle. Ben sirkeyle seviyorum onun için ama sirke ayrı bir lezzet veriyor. Ketçabı severim aslında ama pilavda, tabii pirinç pilavı, bulgur pilavı bir de vardı. Pirinç. Pirinç. Bence ketçaplı. Pilavı hani şeye bağlı. Atıyorum üzerine tavuk varsa ketçaplıyorum ama sadesi... Ketçaplı. Neden? Hoşuma gidiyor. Yani tavuklu böyle ketçaplı, bir de karabiber güzel olur. Normalde pilav yemeye gittiğimde hep ketçap isterim. Öyle daha güzel olur. Sen pilavı ketçaplı mı, ketçapsız mı yersin? Mayonezli yerim. Bunu ilk kez duyuyoruz. Neden? Mayonezi daha çok seviyorum. Hiç duymadım. Ketçapsız tabii ki. Ketçaplı hiç duymadım. Hiç tattın mı peki? Hayır, tatmadım. Ya fena olmuyor. Sokakta böyle yapılan pilavların üstüne tavuk koyuyorlar. Nohut oluyor. Bir de üstüne ketçap koydun mu mükemmel oluyor. Çok enteresan. Deneyeceğim bir gün. Burada bak bir sürü pilavcı var. Evet. Git bizim için bir dene o zaman. Şu an tarihi un kapanı pilavcısındayız ve yanımda Ömer var. Ömer söyle abi. Pilav ketçaplı mı, ketçapsız mı yenir? Ketçaplı bence. Neden? Tadı çok yani kuru kalıyor öyle de, yani ketçap tat katıyor biraz yine. Pilav zaten, bizim pilavımız çok güzel. Üstüne ketçaplı olduğumuz zaten tadından yenmemek hale geliyor. Peki burada insanlar ketçaplı mı tercih ediyor, ketçapsız mı? Ketçap. Ketçap tercih ediliyor bayağı ya. Akşama falan kalmıyor yani ketçap. Ya öncelikle tercih meselesi tabii ama tavuklu yeniyorsa ketçap bence sıkılmalı. Birçok arkadaşım bana işte ya pilavda ketçap mı olur, işte sıkılır mı, tadını bozar falan derdi. Bir dene falan dedim. Yani denemeye başladıktan sonra, ketçapla yemeye başlayınca ketçapsız kesinlikle tavuklu pilav yenmiyor yani. Umarız Türkiye'deki en önemli, herkesin merak edip bir türlü karara varamadığı sorulara size cevap olabilmişizdir. Pilavı ketçaplı mı, ketçapsız mı, turşu limonlu sirkeli mi, menemeni soğanlı mı, soğansız mı, herkes kendine göre karar versin. Umarız hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Baba Burger. Şırdan. Kesinlikle çok büyük. Zurna. Zurna. Kadıköy'de bir dürümcü var. Zurna dürümüydük yani. Yediğimiz başka bir şey yok yani. Dost Kazı.